Reaksiyon ısısı ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Reaksiyon ısısı dediğimiz delta şeklinde gösterdiğimiz entalpi diye de bilinen ifadedir. Sabit basınç ve sıcaklıkta gerçekleşen tepkimelerden alınan veya verilen enerjidir. Evet, sabit basınç ve sıcaklıkta gerçekleşen olaylardaki ısı değişimine reaksiyon ısısı ya da reaksiyon entalpisi diyoruz. Birinci ifademiz doğrudur. Reaktif miktarı arttırırsa değişmez. İfadesi yanlıştır. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela 1 kilogram odunu yaktığınızda açığa çıkacak ısı ile 2 kilogram odunu yaktığınızda açığa çıkacak ısının aynı olmasını bekler misin? Hayır, 2 kilogram da daha fazladır. Yani madde miktarıyla bağlıdır. Onun için bu ifademiz yanlıştır. Reaksiyon entalpisi olarak da bilinir. Zaten sorunun başında söyledik. O zaman cevap 1 ve 3'tür. Yukarıda verilen tepkime denklemlerine göre ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? Tepkimelerimizi incelediğimizde hidrojen ve oksijen tepkimeye girmiş. Gaz hali oluşmuş. 57.8 kilokalori ısı açığa çıkmış. Hidrojen ve oksijen yine tepkimeye girmiş. Şu kısımlar aynı. Bu sefer sıvısı oluşmuş. 68.3 kilokalori ısı açığa çıkmış. Aynı kimyasal tepkimede yer alan maddelerin fiziksel halleri değiştikçe reaksiyon ısısı değişir. Evet, bakın, gazdaki ısı değişimi bu kadar iken sıvıdaki ısı değişimi bu kadar. Maddenin fiziksel hali değiştikçe ısısı da değişir. 1 mol suyun gaz hali oluşurken 57.8 kilokalori ısı açığa çıkar. Evet, gaz hali oluşurken bu kadar ısı açığa çıkmış. Bu da doğrudur. 1 mol suyun sıvısını elde etmek için gereken enerji 1 mol suyun gaz halini elde etmek için gereken enerjiden fazladır. Bakın arkadaşlar, şunu söyleyelim. Burada gereken enerji dediği tepkimeye giren kısmını düşünmemiz lazım. Şimdi ikisinde de hidrojen ve oksijen tepkimeye giriyor. Yani reaksiyonların başlangıç noktası aynı. İkisi için de gereken enerji aynıdır demesi gerekirdi. Çünkü girenler aynı fiziksel hallerde. Sadece şurada ne olacak? Gaz hali şuradayken sıvı hali burada. Grafiğin bu kısmı, yani sağ tarafı farklı. Onun için bu ifademiz yanlıştır. Cevap 1 ve 2'dir. Üçüncü ifadenin aynıdır demesi gerekirdi. Çünkü tepkimeye girenler aynı. O zaman entalpileri, yani aktifleşme enerjisi de aynı olur. Sabit hacimli kapta gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda ortamın sıcaklığı artmaz? Eğer gerçekleşen tepkimemiz egzotermik olursa ısı açığa çıktığı için ortamın sıcaklığı artar. Eğer gerçekleşen tepkimemizde ısı bu taraftaysa, girenler kısmındaysa, yani endotermikse, ısı alacağı için ortamın sıcaklığı azalır. Yani artmaz dediği için biz şıklarda endotermik bir madde alacağız, sıcaklığı azaltan. Hidrojen klorür çözeltisine katı sodyum hidroksit eklenmesi asit baz tepkimeleri egzotermiktir. Egzotermik olduğu için sıcaklık artar. Nötr klor atomunun bir elektron alması. Evet, burada nedir? Klor atomu elektron aldığında bu olay yine ısı açığa çıkacaktır. Elektron koparılması endotermik, koparmak. Elektron alması da egzotermik şeklinde düşünebilirsiniz. Kuru buzun süblimleşmesi. Maddenin hal değişimleriyle ilgili şunu söyleyebiliriz. Katı, sıvı, gaz. Bu tarafa doğru gerçekleşen olaylar ısı alır, endotermiktir. Bu tarafa doğru olan olaylarsa egzotermiktir. Şimdi süblimleşme dediğimiz olay, biliyoruz ki bir maddenin katı halden gaz haline doğru geçmesi, direkt gaz haline sıvılaşmadan. Bu sebepten dolayı sağ tarafa doğru gerçekleşeceğinden bu olay endotermiktir. O zaman bu olay gerçekleşirken ortamın sıcaklığı artmaz ve azalır. Karbonmonoksitin yanması. Evet, yanma olayları yine nedir? Azotun yanması hariç bütün yanmalar egzotermiktir. Karbondioksit gazının suda çözülmesi, gazların suda çözülmesi yine egzotermiktir. Yukarıda verilen olaylardan hangisi egzotermik? Yani ısı veren olaylara örnek olarak verilebilir. Katı iyonun süblimleşmesi. Süblimleşme demek maddenin katı halden direkt gaz hale geçmesi demektir. Hal değişimleriyle ilgili şunu söyleyebiliriz. Katı, sıvı, gaz. Eğer bu tarafa doğru gerçekleşen bir olaysa nedir? Isı alan endotermik bir olaydır. Sol tarafa doğru gazdan sıvıya, sıvıdan katıya gerçekleşen olaylarsa egzotermik olaydır. Bizim maddemiz katıdan gaza doğru olduğu için endotermik bir olaydır. Demirin paslanması. Paslanma aynı zamanda bir yanma olayıdır. Ve yanma olayları için şunu söyleyebiliriz. Azotun yanması hariç bütün yanma olayları nedir? Egzotermiktir. Evet, egzotermik sorulduğu için cevap B şıkkı olur. Eterin buharlaşması. Yine buharlaşma dediğimiz olay sıvıdan gaza geçiştir.
sıvıdan gaza geçiş sağ tarafa doğru olduğu için bu da endotermiktir. Sodyum atomundan sodyum iyonun oluşması. Evet, burada elektron koparıyoruz. İyonlaşma enerjisi şeklinde düşünebilirsiniz. Elektron koparmak, yani koparmak için enerji harcarsınız. Endotermiktir. Lehimin erimesi. Erime yine nedir? Katıdan sıvıya geçmedir. Şurada düşünürsek katıdan sıvıya geçme yine sağ tarafa doğru olan bir olay olduğu için endotermiktir. Ürünlerin entalpileri toplamı, girenlerin entalpileri toplamından küçük olduğu bir tepkime için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Entalpi için şunu söyleyebiliriz. DTH eşittir ürün eksi giren diyoruz. Ürünlerin entalpisi eksi girenlerin entalpisi. Eğer ürünlerin entalpileri toplamı, girenlerin entalpileri toplamından küçükse bu işlemin sonucu negatif çıkacaktır. Buranın negatif çıkması demek bu olayın egzotermik olduğu anlamına gelir. Tepkime entalpisinin değeri negatiftir. Doğru. Tepkime denkleminde ısı ürünler tarafında olur. Evet, buradaki ısı ne olacak? Isı açığa çıkacağı için ürünler tarafına yazılır. Bu da doğru. Tepkime ısıca yalıtılmış sabit hacimli bir kapta gerçekleşirse sistemin sıcaklığı artar. Evet, ısı açığa çıkacağı için ne yapacak? Sıcaklığı arttıracak. Doğrudur. Isı veren bir tepkimedir. Bu da doğrudur. Yüksek sıcaklıkta ürünler girenlerden daha kararlıdır. Yüksek sıcaklık ya da düşük sıcaklık ifadesi gördüğünde şöyle düşünebilirsiniz. Biz bu tepkimeyi ısıtırsak, sıcaklığı arttırırsak tepkimemiz bu tarafa doğru gider. Çünkü burada bir dengesizlik söz konusu olur ve girenler tarafına gider. O zaman nedir? Girenler ürünlerden daha kararlıdır demesi gerekir. Cevap E şıkkı olur. Aşağıda verilen olayların hangisinde ürünlerin toplam entalpisi girenlerin toplam entalpisinden büyüktür? Entalpi için şunu söyleyebiliriz. Delta H eşittir ürün eksi giren. Ürünlerin entalpisi eksi girenlerin entalpisi. Eğer ürünlerin entalpisi daha büyükse bu işlemin sonucu ne çıkacaktır? Pozitif bir değer çıkacaktır. Buranın pozitif çıkması demek endotermik bir olay olduğu anlamına gelir. Yani aşağıdakilerden hangisi endotermiktir diye sorulmuş. Gazın suda çözülmesi, gazların suda çözülmesi egzotermiktir. Gaz suda çözülmüş. Yanma olayıdır. Oksijenle tepkimeye girme. Azotun yanması hariç bütün yanma olayları ısı veren egzotermiktir. Klor elektron almış. Evet, burada elektron koparmak. Bakın elektron koparmayı düşünürsek iyonlaşma enerjisidir ve enerji harcayacağız. Elektron almaysa burada ne olacak? Tersi mantığıyla egzotermiktir. Suyun elementlerine ayrıştırılması. Bu bir analiz tepkimesidir. Parçalanma tepkimesidir. Burada biz elektrik enerjisi harcayacağız. Genelde elektroliz örneği de verilebilir. Burada enerji harcadığımız için endotermiktir. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir maddeyi parçalamışız, kırmışız. Parçalamak için, kırmak için enerji harcanır. Endotermik olur. O zaman cevap D şıkkıdır. Yine burada baktığımızda bir yanma tepkimesi var. Bakın azot değil. Sadece azot şöyle olsa N2 artı O2 şeklinde olsa bu azotun yanması. Burada azotlu bir bileşik var. Bu yine egzotermiktir. O zaman cevap D şıkkı dedik. Yukarıdaki olaylardan hangileri endotermiktir? Bir X metalinin oksitlenmesi. Oksitlenme demek oksijenle tepkimeye girme demek. Yanmadır ve X metali demiş. Yani azot dışında bir madde olduğu için bu bir egzotermik olaydır. Gaz halindeki nötr bir X atomundan elektron koparılması. Evet, bu iyonlaşma enerjisine denk gelir. İyonlaşma enerjisi nedir? Enerji harcandığı için endotermiktir. Bir şey koparmak için enerji harcarsınız. Endotermik. Flor atomlarının flor moleküllerini oluşturması. Yine burada bir birleşme tepkimesi var. Daha kararlı hale geçme olayı var. Yani iki tane flor tepkimeye girecek ve flor molekülünü oluşturacak. Bu da yine bir egzotermik olaydır. O zaman cevap yalnız 2'dir. Yukarıda X molekülünün bazı tepkimeleri verilmiştir. Buna göre bu tepkimelerin hangilerinde kesinlikle delta H sıfırdan küçüktür. Delta H sıfırdan küçük demek yani hangileri kesinlikle egzotermiktir. Evet, X2 gazının yanması. Şimdi burada X gazının ne olduğunu bilmiyoruz ama azot olma olasılığı var mıdır? Vardı. Yani azot gazı olursa endotermik olabilir. Bir tane de olasılık olsa sonuçta kesinlik istediği için bunu bilemeyiz. Azotun yanması hariç tüm yanmalar egzotermiktir diyoruz ama azottan dolayı birinci yargıyı almadık.
Gazın suda çözülmesi. Gazların suda çözülmesi kesinlikle egzotermiktir. O zaman 2'yi alacağız. -2 gazından X atomlarının oluşumu. Yine burada 2 tane X gazına 2 tane X var. Bunları parçalıyoruz. Evet, parçalanma, ayırma tepkimeleri genellikle yine endotermiktir. O zaman 3'ü de almıyoruz. Cevap yalnız 2'dir. Ürünlerin potansiyel enerjileri toplamının girenlerin potansiyel enerjileri toplamından küçük olduğu bir tepkime ile ilgili yargılardan hangileri yanlıştır? Entalpi için şunu söyleyebiliriz. Delta H eşittir. Ürün eksi giren şeklinde yapıyoruz. Ürünlerin potansiyel enerji toplamı girenlerin potansiyel enerji toplamından küçükse o zaman bu işlemin sonucu negatif bir değer çıkacaktır. Girenlerin enerjisi daha büyük olduğu için buranın negatif çıkması demek bu olayın egzotermik bir olay olduğu anlamına gelir. Tepkimenin devam etmesi için ısı alması gerekir. Egzotermik tepkimelerde şöyle bir olay var. Tepkimeyi bir kez başlatırsınız. Daha sonra herhangi bir ısı vermenize gerek yoktur. Kendiliğinden devam eder. Bu hangi tepkimeler için geçerlidir? Endotermik tepkimeler için geçerlidir. Egzotermik için şöyle bir örnek daha verebiliriz. Mesela odunun yanması. Odunu bir kere yakıyorsunuz. Elinizdeki malzeme bitene kadar ne yapıyor? Odun yanmaya devam ediyor. Bir daha ısı vermenize, enerji vermenize gerek yoktur. Bu birinci ifademiz yanlıştır. Minimum enerjili olma eğilimi ürünler yönündedir. Egzotermik tepkimeyi şöyle gösterebiliriz. A artı B ısı açığa çıkacağı için ısının olduğu taraf minimum enerjili olma yönüdür. O zaman nedir? Ürünler tarafındadır. Doğrudur. Tepkime entalpisi negatiftir. Şurası ne çıkacak dedik? Negatif çıkacak dedik. O zaman bu da doğrudur. Yanlış olanlar sorulduğu için cevap yalnız birdir. Yukarıda ısıca yalıtılmış sürtünmesiz pistonlu kapta gaz fazında tepkimesi tam verimle gerçekleşirken gaz hacminin azaldığı gözleniyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Tepkimemizi incelediğimizde pistonlu kapı olduğu için P, V, N, R, T. Basınç sabit. R de sabit. Şimdi mol sayısı ve sıcaklık için yorum yapacağız. Bu maddeden 1 mol tepkimeye girerse bu maddeden 1 mol girer ve bu maddeden de 2 mol oluşur. O zaman tepkimenin mol sayısı değişmiyor. Bu da sabit. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Hacim azalıyor. Hacim azalıyorsa sıcaklık azalıyordur bu olayda. Sıcaklık azalıyor. Sıcaklık azalıyorsa şöyle bir yorum yapabiliriz. Isı alıyor. Yani bu olay endotermik bir tepkimedir. Endotermik tepkimelerde ısı aldığı için ortamın sıcaklığı azalır. O zaman sıcaklık azalırsa hacim de azalır. Tepkimenin ısısı delta H sıfırdan büyüktür. Evet, endotermik tepkimelerde delta H pozitif değerlidir. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademiz zaten söyledik doğrudur. Girenlerin toplam enerjileri ürünlerinkinden daha fazladır. Delta H'ın formülünü şöyle yazarsak delta H eşittir. Ürün eksi giren diyoruz. Bu işlemin sonucu pozitif çıkıyorsa ürün mü daha yüksek enerjili giren mi dersek ürünlerin enerjisi girenlerin enerjisinden büyük olması gerekir. O zaman girenlerin toplam enerjileri ürünlerinkinden daha azdır ifadesi doğrudur. Cevap E şıkkı olur. Şekilde ısıca yalıtılmış sabit hacimli kapta X ve Y gazları arasında tam verimli tepkimesi gerçekleşirken gaz basıncının arttığı belirleniyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Gaz basıncı dediğinde yazmamız gereken denklem ideal gaz denklemidir. P, V, N, R, T şeklinde söylüyoruz. Hacim sabit. Hacmi sildik. R de sabit. R'yi de sildik. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyebiliriz. Mol ve sıcaklık yorumu yapacağız. Öncelikle mol yorumu yapabiliriz. Daha kolaydır. Çünkü bundan 1 mol giriyor. Bu maddeden 3 mol giriyor. Bu maddeden ise 2 mol oluşuyor. Şöyle söyleyebilir miyiz? Girenlerin mol sayısı 4, oluşansa 2. O zaman mol sayısı azalıyor. Burası azalıyor. Peki ne diyor? Gaz basıncı artıyor. Şimdi gaz basıncı artıyorsa o zaman T için şunu söyleyebilir miyiz? Bakın mol sayısının azaldı kesin. O zaman sıcaklığın artması lazım ki hem şuradaki ifade molü karşılasın hem de basıncı arttırırsan sıcaklık artar. Bu tepkime için bu yorumu yapabilir. Sıcaklık artıyorsa bu tepkimemiz egzotermiktir. Çünkü egzotermik tepkimede de ısı açığa çıkar ve ortam ısınır şeklinde söyleyebiliriz. O zaman egzotermik tepkimeler için delta H küçüktür 0 söylenebilir. Tepkime entalpisi negatiftir. Doğrudur. Tepkime gerçekleşirken sistemin sıcaklığı artar. Şurada belirttik. Doğrudur. Girenlerin ısı kapsamı ürünlerinkinden büyüktür.
Delta H'in formülünü hatırlarsak delta H eşittir ürün eksi giren şeklindeydi. Şimdi bu işlemin sonucunun negatif çıkabilmesi için kimin enerjisinin daha büyük olması lazım? Girenlerin enerjisinin daha büyük olması gerekir ki bu işlemin sonucu negatif çıksın. Girenlerin ısı kapsamı yani entalpisi ürünlerinkinden büyüktür. Bu da doğrudur. Cevap E şıkkı olur.